hafta Ankara'da Büklüm Sokak'ta seramik sanatçıları Tuğba ve Funda kardeşlerin atölyesindeyiz. Anneleri ben kızlarımı çamurla oynasınlar diye okutmadım diyor ama onlar çamurla oynayarak harikalar yaratıyorlar. Seramik oyunla mı başladı? Oyunla mı başladı? Hobiyle başladı diyelim, keyifle başladı anlamında. Hı hı. Çünkü aslında eğitimlerimiz farklı. İkimiz de mimarlık fakültesinin farklı bölümlerinden mezunuz. Önce hobi olarak seramiğe bulaştık, dokunduk çamura. Sonra gitgide hobinikten çıraklığa ve zamanı daha çok ona ayırmaya geçmeye başladı. En sonunda artık dedik bu bizim gerçek alanımız, gerçek tutkumuz, gerçek istediğimiz şey. Dolayısıyla mesleklerimiz hobileşti, seramik meslekleşti bizim için. 11 yıldır da başka hiçbir şey yapmadan seramikle uğraşıyoruz. Seramik nasıl doğmuş? Seramiğin öyküsü çok eski. İnsanlığın yerleşik düzen, uygarlık tarihiyle birebir eşleyebileceğiniz kadar uzun bir öyküsü var. Arkeologlar hatta çok sık olarak seramiklere başvururlar tarihlemeler ve dönemler incelerken. Çünkü insanoğlunun ilk keşfettiği malzemelerden biri. Üstelik de dünyanın her yerinde çok yaygın bir madde. Madde. Her yerde, yani dünyayı oluşturan kayaların 1/4'ünde seramikte kullanabileceğimiz ham maddeler var. Hı hı. Dolayısıyla malzeme kolay bulunuyor, şekillendirmek kolay ve çok kolay bulunan malzeme olduğu için değerli de değil, altın gibi, demir gibi çıkarması zahmetli de değil. Ve her şeye gelebilir bir şey var. Yani bununla barınağınızda yapabilirsiniz, bununla çanağınızı, çömleğinizde yapabilirsiniz, sanatınızda yapabilirsiniz. O yüzden bütün kültürlerde, 5 kıtanın hepsinde çok eski tarihler, ilk yerleşimlere geçişleri, neolitik dönemlerde bir tutulur tarihi. Yani bu öyle bir malzeme ki hem dayanıklı ve başka bir şeye dönüşüyor. Çamurla başlıyorsunuz ve başka bir şeye dönüşüyor. Dolayısıyla bir de büyüsü var işin. Yani sadece aldım, şekillendirdim, yonttum, biçimlendirdim deyip bitmiyor. Bir macera yaşıyor ve o maceranın her aşaması da sürprizlerle dolu, rastlantılarla dolu, keyifli bir serüveni de var. Bu da çekmiş olabilir insanları. Gizemi var yani. Evet, sırrı var. Peki şunu sormak istiyorum size. Kıtalarda, değişik kültürlerde her yerde seramik var diyoruz. Anadolu'da nasıl çıkıyor karşımıza seramik? Yani gene zanaat olarak ve bütün kıtalarla birlikte, yerleşim kültürüyle birlikte çok önemli bir kullanımı var. Bir de Anadolu çok güzel bir geçiş noktası. Yani İpek yolu geçiyor, çok fazla kültürün gelip geçtiği ya da yerleştiği, birbirine karıştığı güzel bir mozaik var ortalıkta. Her coğrafyanın bilgilerinin çakışabildiği hoş bir adrestesiniz dolayısıyla. Yani kendi coğrafyanızın sağladığı doğal malzemelerle başlayan üretim bir yandan devam ediyor, bir yandan da işte Balkanlar ve Uzak Doğu ortasında o bilgilerin geçiş yaparken size aktarılması gibi bir zenginleşme var. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çok güzel kaynaklar var. Yani tüm ev içi fonksiyonlarınızı, tüm depolamanızı, tüm ticaret biriktirmelerinizi, hani yollayacağınız, göndereceğiniz ürünlerin depolanması gibi şeyleri seramik karşılamış çok uzun zaman. Ve hatta fonksiyon üretimi tanımlıyor, üretim bir şekilde fonksiyonu da tanımlıyor. Çok zengin zeytin kültürü olan, şarap kültürü olan ve mutfakta da çok zengin birikim olan bir yerdesiniz. Evet. Bunların hepsi içinde çok hoş çözümler çıkarmış durumda seramik kültürü. Hı hı. Şarap testileri yapım olarak da, kullanım olarak da çok özeldir. Zeytinyağı üretiminden işte sabun üretimine kadar tek ham maddeniz olarak kalmış. Ha bugün çok çeşitleme var. Artık metal girdi, artık plastikler girdi. Ama çok uzun dönem boyunca her hanenin ve her ticaret hanenin hatta olmazsa olmaz malzemesi olarak kalmış. Evet. Anadolu aslında şöyle de söylenebilir. Seramiğin en yüksek noktalara çıktığı birkaç noktadan biri. Yani biri Güney Amerika,
biri Akdeniz Havzası ve özellikle Anadolu. Tuğba'nın söylediği gibi çok fazla kültürlülükten de gelen bir şey var. Biri de Uzak Doğu. Yani böyle üç tane nokta sayarsanız bu üç noktanın biri Anadolu. Zaman içinde bunu ne yazık ki kaybetti Anadolu ama... Evet, neden kaybetti sizce? Her şeyi kaybetme nedenimizle aynı aslında. Bütün zanaatlarda, bütün geleneksel değerlerimizdeki kayıpla aşağı yukarı aynı yazgıyı paylaştı seramik. Seramiğin sarsıntıya uğraması bütün dünya